Neredeyse her kanalın bir şekilde yemek temalı video çektiği YouTube Türkiye'de gerçek bir yemek kanalındasınız. Şeflerim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yemek.com şefleri YouTube'daki yemek videolarını izliyor diye bir video çeksek mi? Ne yapsak? Olabilir. Ama yani onlar hazırlar mı buna ben bilmiyorum. Yani biz izleriz. Gerekeni de söyleyebiliriz tabii. Herkes yapabilir bence ama zaten iyi olanlar ön plana çıkıyor yapabilir canım. Yani. Yapmasınlar demedik zaten. Ama hala 1 milyon olamadık. O zaman ne yapıyoruz? Video başlamadan önce abone oluyoruz. Gerçekten bunca zamandır neden çekmedik diye kendime sorduğum son 2 hafta boyunca bir kategori var ve bugün onu yapıyoruz. Bu her bölüm artık sanki bunu yapamamıştık gibi bir şeye dönüştü. Tahminde bulunmak istiyorum. Mercimek çorbası. En çok bilemedin. Tüh. Revani. Tabii ki de revani de değil. Evet, ben en iyisi sorayım şu sorumu ve sonrasında konuşalım. Yo, hadi sor bakalım, hızlı başladı. Rekor olarak kayıtlara geçen dünyanın en büyük ekmeği kaç kilogram ağırlığındadır? Merak etme, ekmek yapmıyoruz bugün. Korktum bir anda gerçekten ekmek diye de. Evet, 20 saniyesinizi başlatayım ben. Senin ağzına tıktım lafı ama. Ne ekmeği ki yani? Of. Somun ekmek gibi düşünebilirsiniz. Hmm. A loaf of bread diye geçiyor İngilizce'de. Ay çok zor bugün ya. Son 5 saniye. Bir quarter pound yaptık ya. Bayağı evet, attım. Doldu süreniz, yanıtlarınızı yazdınız. Çok attım. Merakla bekliyoruz efendim, buyurun. Ben az mı söyledim bilemiyorum. Attım. Buyursunlar. Bir tarafta... Aa. Çok attım. Yarı yarıya. 250 kilo, 568 kilo. Gerçekten yarı yarıya bir oran var. Brezilya'da Curitiba'da kırılmış 2008'de bu rekor. Yıllar çok coşmamıştır ya. Bugün pahalı bütçe Yasemin sana gidiyor, tebrikler. 1571 kilo. Ya 1 ton 571 kilo. Hani sonunu, küsuratını adeta tahmin ettin 568 ile. Şunun 1 ton eklemek lazım. Videosunu bir şeyini bana at Allah için. Yani onu ne de pişirmişler. Ben tonlarca yazacaktım ama yani fırın düşündüm, ne de pişirdiler diye düşündüm. Ekmeğin şeklini düşündüm ben. Epey bizim garip böyle bir... Türk ekmeğini şöyle. Hadi kamyonu şeyi fırına mı soktular? Yani bu boya fırınlarında böyle mı pişirmişler? Yılan oyunu vardı ya, evet. Eski telefonlarda. Onun gibi düşün, ekmeği o şekle getire getire ağırlık yapmışlar. Ha, fırına bir kısmını atıyorlardır, yavaş yavaş böyle. Ama bütün var. Yekpare yani, hiç bölünmeyen bir hali var. Tamam, paraları var. Paradan haber verin, kategoriden haber verin diyorsunuz, haklısınız. Arkadaşlar, pide o bölüm. Bugün, ne bölüm? Bugün pide bölümü. İnşallah 5 lira vermez. Pide yapıyoruz, evet. 5 lira verip pide isterse... 5 lira pide, git bir tane kır pidesi al, onu getir yani. Bence de. Evet. Bakacağız. Şimdi, bugün porsiyondan ilerliyoruz arkadaşlar. İkinizden de 4'er porsiyon pide istiyorum. Ferhat, senden porsiyonu 6 liraya gelecek şekilde 4 adet pide istiyorum. 20, 4 porsiyon pide istiyorum. 24 lira. Yani iyi, senin güzel. Bugün 24 liran var. Güzel. Yasemin, senin de porsiyonu 60 lira pide yapman gerekiyor. Yani senin de 240 liran var, getiriyor Berat. Teşekkür ederim. Biraz buraya geçtiğimizden beri uzadı yolumuz. Bir 10 lira daha rica edeyim. Hocam Türkiye şartları. Bak büyük dayanışma. Evet, teşekkürler. Aa, niye senin birbirine yeten şefler. Hadi gidelim eksik alışıyoruz. Eksik falan koymamışım ya, değil mi şey şartları? Sıkıntı yok, alırız biz senden onu. 24 lira mı var sonuç olarak? Ben ya sana 14 lira mı koymuşum? Ya şimdi büyük bak... fiyasko. Neyse cebinde kalmış. Tamam, 10 lira vereceğim birazdan sana. 24 lirası var Ferhat'ın arkadaşlar. Gayet. ATM'den yeni çekilmiş gıcır. Neyse ben aslında un alamam diye düşünürken un alırım, artık gerisini bir şekilde çözeriz ya. Aynen. Fena değil. 24'e üzülmedim, ne yalan söyleyeyim. Ben biraz emin olamadım, bakalım. Hadi bakalım, kolaylıklar. Bileğinize sağlık. Hadi görüşürüz. Buyursunlar. Teşekkür ederim. Ne olacak benim bu halim ya? Evet, sen yine... Yani bugün kazanırım diye düşündüm ama... Ben de bugün ucuz bir şey alırım diye düşündüm. Neyse, ama bence makul fiyatlar, güzel. Yani güzel bir şey aslında, kötü değil. Un alabilecek kadar da para vermiş, artık geri kalanını gezerken ayarlayacağım. Evet. Sen neden yapacaksın acaba? Onu merak ediyorum. Şu an kafamda deli sorular. O zaman hadi gidelim bakalım. Gidelim.
Şimdi işimizin yarısını yapacak olan tabii ki un alacağız. Gönül isterdi ki pahalı bir un alalım ama alamayacağım gibi duruyor. En ucuz 4.95 duruyor. Pasta, börek, baklava, ince un. Gör işimizi. Burası genelde promosyon kısmı oluyor. Biz oraya hiç bakmıyoruz. Benim işim pahalı olanı bulmak. Oo, kuymak peyniri gelmiş Trabzon'dan. Ama 13 lira. Aklımda tavuklu yapmak var ama ufak paket tavuk göğsü bulabilirsek tavuklu yapabilirim gibi geliyor. 7.20'ye 300 gram bir tavuk var. 7.30'a var. 14.40. Yani geriye ne kaldı? 9.60. 9.60'a da sadece sebze alabiliriz. Ya şu mayalar ya, işte kabartma tozunu falan yine en alta koyuyorlar bütün reyonlarda. Böyle çömelmek zorunda kalıyorsun, sinir oluyorum. Böreklik un, normal un. Tam buğday ununu kullanmayacağım. Şimdi bu 16.25, maya da 4.25. Kafama göre bir şey bulamazsam yine çekime izin verilmeyen o pahalı markete gideceğim. Şimdi domates 13.95, 8.95, 11. Kokteyl kaç para? 14. O zaman kötü mötü ödemeyeceğiz. Şunların irilerinden, hafif yumuşaklarından seçeceğiz. Harca kullanırız. Artık ithal patatesler de marketlerimizde bulunuyor. Bu böyle nişastası bol, güzel, değişik bir patates. Bir gün bununla tarif yapalım mı? Ne dersiniz? Evetse aşağıda yorumlara bekliyorum. Güzel alışveriş oldu. Bence enteresan oldu. Son 10 kuruş da sağ olsun marketteki arkadaşımız gerek yok dedi. Tam 24 liraya bu işi bitirdim. Yasemin şimdi geziniyordu. Uzun uzun alışveriş yapacak. Biz de Mete'yle bir kahve içelim. Alışverişimi yaptım. Gayet az malzeme aldım. Neredeyse param yetmiyordu. Böyle her şeyi hesaplaya hesaplaya aldım. Ferhat'ı çok merak ediyorum. Tabii gerçekten normal markette daha fazla ürün alabiliriz. Ama ben biraz ithal malzemeye kaçtım. Şimdi bence çok değişik pideler ortaya çıkacak. Stüdyoya doğru gidiyorum. 3, 2, 1. Hoppa! Böyle. Evet, 1. Tamam. 3'e kadar. 1-2-3. 1-2-3. Hoppa! Tamam hadi. 2-0 oldu tamam. 3'e kadar değil. 2-0. 3'te 2. Tamam seç. Hangisini istiyorsun? Burayı seçiyorum. Tamam. Ben nereye gidiyorum. Gel. Malzemeni şurada açalım ya gel. Ben... Ya burada açarsam benim uzun sürer ha, yani. Yemedi. Taşıttıracaktım orayı. Seninkine bakalım. Hadi bakalım gel hızlıca. Koy taşıma. Olmazsa olmaz un. Maya, davık, domates, bir domates daha, 3 biber, 1 soğan, bir de krem peyniri benim tüm malzemem. Pidelik malzemeler. Ben de pide çıkar evet. Gibi geliyor. Yeşillik, maydanoz, fesleğen filan. Fesleğen, pidede, evet. Patlıcan, evet. Pidede. Ben yedim daha önceden böyle bir patlıcan. Patlıcan, ben yedim daha önceden böyle bir pide. İyi güzel. Pidenin her türlü çeşidi olur. Ne yapayım? Kuşbaşılı mı yapaydım illa ucuz olmadı, pahalı olsun. Güzel böyle değişik danalı, kavurmalı, mavurmalı bir şeyler çıkabilirdi. Burrata yok. Burrata. Evet. Burrata hangi yörenin pidesinde meşhur? Yo, illa bir yörel mi olması gerekiyor anlamadım ki. Yöresel pide yapın diye bir şey söylemediniz. Pide istediğim şekilde yapabilirim diye düşünüyorum. %100. Neyse mayam var. Sicilya yöresinden mi pide ilerliyor geliyor. Şekerim gidiyorum. Var aynen. Un. Oh. Ama böreklik un. Bresola. Bresola. Ve... Kesin Sicilya'dayız. Sade yağ. Sen olsan ne yapardın ya? İlla et mi yapardın? Ben zannetmiyorum. Ben mi? Zannetmiyorum. Ben 240 lirada muhtemelen şey alırdım. Dana kaburgalı falan yapıp karamelize soğan. O yöresel hangi pide o kaburgada? Ne demek? Ülkemizde birçok etli kaburgalı tamam, pide var. Tamam okey ama bıçak arası ama gibi hiç, mi yapacaktım? Hiç burrat alıp pide yememiştim. Neyse ben de yerim ya. Mozzarella'lı yedim ben. Bir tane yer vardı. Kapandı orası. Orayı da söyleyeyim ama kapandı. Kapandı orası. Neden acaba? Neden ama... kapandı acaba? Ben önce hamurumu yapayım. Tamam bu birazcık aktif olsun kalanı da burada. Ben diğer malzemelerimi hazırlamaya başlayayım. Üzerini kapatalım, dinlendirelim. Bir yarım saat dinlense yeter. Ondan sonra porsiyonlayacağım. Sonra bezi olarak bir daha mayalayacağım. Tuzunu sonra koyacağım. Önce bir maya ile unu buluşturalım. Şöyle önce biraz karışsın. O artık çok güzel bir şekilde yoğruldu. Ne oldu? Berat nerede gerçekten? Onun işi çıkmış. Benim de şu an hamurum mayalandığı için ben de yoruldum.
açayım bunu. Nasıl oldu hamurun? Kaç gram çıktı? Güzel. Şu anda yarım kilo var. Yarım kilo. Tabii mayalanmamış. Dörde bölünce küçük olmayacak mı? Yok ya. Güzel olur. Kaç gram? 580 mi dedin? 580 gibi bir şey işte. Böl dörde. 100 küsür. 100. 140. Güzel, 145. Evet, bana doğru istediğin zaman konuşabilirsin. 100 kameram bendeymiş. Artık ne kadar net çekiyorum Allah bilir. Bir porsiyon için 140 bence gayet uygun. Evet, arkadaşımız da geldi. Ben devrediyorum. Evet, ben iç harcımı hazırlayabilirim. Şöyle güzel biberli domatesli soğanlı bir tavuklu harç yapayım. Hala karar veremedim şekline. Yuvarlak yapmayı düşünüyorum. Şimdi bu sefer diyecek ki arkadaşlarım pizza gibi. Kim anama kamera? Bu arada ben öyle hiç anlayamıyorum ya. Yuvarlak mı yapacağım yoksa uzunlamasına mı bilmiyorum. Pide yapacağım benim tarzımda. Biber, soğan, domates karışımına şimdi tavuk göğüslerini de çok ufak doğrayacağım ki büyük olurlarsa pişmezler. Biraz tuz ekleyelim. İçerisine krem peynir ekleyeceğim için tuzu abartmıyorum. Birazcık tavaya yetecek kadar. Bolca karabiber. Sonra ince ince kadarını doğrayacağım. Karabiber koyalım içerisine. Böyle göreceğini zannetmiyorum. Ya bence de işte. Belki göreceğim. Ya size inat göreceğim şu an. İkinize inat göreceğim. Teşekkürler. Kendimi göstermek için neler yapıyorum? Harç inanılmaz güzel kokuyor. Şimdi üzerini kapattım. Hamurlarla biraz ilgilenelim. Orada bu da bizi buzdolabında beklesin. Ricotta peynirinin üzerine biraz siyah sarımsak koyuyorum. Aroması oldukça güçlü. Maydanozu böyle bir kuru yapmayı düşünüyorum ama fırınım yüksek ısıda. Normalde düşük ısıda kurutuluyor ama ben şimdi bir deneme yapacağım. Sarımsak koyacağım biraz da. Sarımsaklar da belki kıtırlaşır diye. Siyah sarımsağım da var. Onu da ricottonun içine atacağım. Onun daha farklı bir tadı var çünkü normal sarımsaktan. Birazdan yanına geliyorum. Şu mizan plasımı hazırlayayım. Mizan plasını mı? Mizan plas. Bazıları diyor ki mizan plas. Mizan plas değil. Mizan plas. Fransızca şuraya yazalım. Yasoş'la pideli konuşmalar birazdan geliyor. Oraya gideceğim. Pideli konuşmalar. Evet. Hadi kahveyi ben de içelim. Hadi. Geliyorum. Kahvenin yanına evet. Çikolata ikramı da edeyim. Vay. İyiymiş ya böyle misafir gelmek. Yani. Hoşuma gitti. Hoş geldiniz. Pideyi ne zamanları tüketiyorsun? Sık mı tüketiyorsun? Yok. Nasıl? Yani ayda bir falan aslında baktığın zaman pide tüketimi. Ama özellikle böyle birkaç tane pideci sevdiğim yer var. Oralardan geçiyorken yani fark etmiyor mutlaka pide yiyorum. Benim şu an yaşadığım yerde doğru düzgün pide yapan yer yok ama geçen gün annem aradı işte sabah kahvaltıya pide söyleniyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu arada sabah kahvaltısının yumurtalı kıymalı falan. Sarıyer tarafında olanlar çok iyi bilirler o bahsettiğim yeri. Çok iyi değil mi? Orası da güzel. İki şubesi var. Bir tanesindeki taş fırın çok daha iyi. Oraya gittim. Kıymalı mesela tercih etmiyorum çok fazla. Onu etli ekmekle yiyorum. Kıymalı nerede güzel biliyor musun? Bafra pidesinde güzel. Evet işte o şeyde. İçinde yani o içerisinde soğanıyla beraber falan bafra pidesi aynen. Efsane bir oluyor. Bir de normal işte kapalı Karadeniz pidesinin içinde de o yumurta olacak. Böyle yumurta sulu sulu olacak sarısı. Böyle üstünden alacaksın çıtırt. Ondan sonra şöyle yumurtayı bandırıp kıymayla birlikte anca o zaman yerim. Şöyle ağzına atacaksın. Yasemin'in yemesini bitmesini bekliyoruz. Bu arada Bafra pidesini evde yapmak isteyenler şuradan benim tarifime ulaşabilirler. Aynen. Mis gibi şişmiş, kabarmış, mayalanmış. Hamurlar yakışıklı. Ferhat Bey. Efendim. Şeyi sormayı unuttum ben pideli günler programımızda. Neyi sormayı unuttun? Hangi pidesin? Çok hangi önemli pideyim? Bir soru. Hangi pidesini sormayı unuttum sana. Hiç düşünmemişim ya ben bunu. Bakalım düşünelim. Çok karışık bir pide olmam ben muhtemelen. Ama böyle içerisinde farklı malzemeler olan, çok fazla kullanılmayan, mutlaka böyle domatesli falan. Böyle domates çok kullanılmaz ya pidelerde. Böyle nadir malzemeleri olan. Kavurmalı, köy tereyağlı. Güzel bak kavurmalı kaşarlı. Tamam ben kavurmalı kaşarlı pideyim. Kavkaş. Kavkaş. Ferhat Kavkaş'mış.
Senin pidan hangisi? Ya da sen hangi pide olursun? Kalkaş falan olmam ben. Olamam. Böyle hafif olurdum ben galiba ya, hafif bir pide. Yani böyle çıtır, gevrek bir kere orası kesin. Ama içinde böyle hani daha sebzeler bulunan. Mesela? Ispanak olabilir. Ispanaklı pide. Evet. Ondan sonra. Gözlemedir biraz o. Gözlemeye döndü evet olay ama. Güzel bir peynir olabilir ama hafif, az tuzlu. Mozzarella. Olabilir. Bilmiyorum. O kadar. O kadar. Kapalı pide misin, açık pide misin? Kapalı pideyim. Ben açık pideyim. Oh mis. Kenarlarını şimdi kapatacağım bunun. Kapattıktan sonra sade yağ süreceğim. Uf, güzel. Şimdi bu birazcık sulu. Kayıtta mıyız arkadaşlar? Bu biraz sulu. Dörde böleceğim bunu olarak düşünün ama of bayılıyorum buna var ya böyle süt süt. Şuna sadece şöyle bir parça koyacağım. Şöyle yumurta gibi akıyor ya. Şöyle göstereyim bak şurada akıyor. Hadi buna da biraz şöyle. Of. Tamam. Biraz bir şey. Efendim hazır. Biraz git yapalım böyle atalım ben başka bir şeyimiz yok. Ben bu kadar şu an sıcacık ve çıtır ki. Bakalım. Yani soğumasın. Geldi mi 60 liralık pidemiz? Vay. Bu da 6 liralık kardeşi. Vallahi maşallah. 6 güzel. Liraya doyuran spor. Bu birazcık daha klas spor olmuş. Güzel malzemeli. O zaman size afiyet yani, olsun evet, diyeceğim ama. Evet soğutmadan anında yemeniz gerekiyor lütfen. Aynen, bak, hadi. Aynen şu var. Altları falan çıtır çıtır. Yiyin. Hadi yiyin. Yine o izleyen birçok kimseyi memnun edemediğimiz bölümdeyiz. Pide öyle bir zanaat işi ki ya burada değerlendireceğimiz birçok şey olmalı arkadaşlarımla. Pidenin Türkiye'de pizzadan ya da yakın coğrafyalardaki farklı yemeklerden ayrıştığı nokta kalınlığı. Onu değerlendiririz. Malzemelerin uyumunu değerlendiririz. Birçok nokta var. Ben sabırsızlanıyorum. O kadar sıcaklar ki soğumasıyla gerçekten gönlüm razı olmayacak. Gelsenize birlikte tadalım. Sonra yorumlarsınız sizi. Gelin gelin. Bundan mı tadıyorsun? Madem aldım. İlk olarak Ferhat'ın... Oraya baharat koymuş, onu anlatabilir miyim? İsterseniz yapın. Şunu soğuk tatmak ister miydiniz? Evet, çünkü oturunca en az bir 5-6 dakika söyleriz. Düşünün önünüzdeki yemeğin 5-6 dakika sonrasını sırayla yapıyoruz normalde. Ne güzelmiş ya böyle. Mikrodalgada ısınınca bile aynısı olmuyor şu an. Şimdi ortacı mısın, kenarcı mısın? Ben direkt şunu yiyeceğim. Ben de kenarcıyım ama eğer kenarı Mete hiç sormadan aldığı için ve sen sorduğun için sana bırakabilirim ben kenarı. Şimdi hangimizin telefon numarasının son rakamı daha büyük bir rakamsa kenara o alsın. Ya sen ama bunun cevabını çok... Hayır bilmiyorum. Ya. Nasıl hayır, ben bilmiyorum. Benimki 5. Bir şey söyleyeceğim. Söyle bir, son rakamı. Ben bir Trabzonlu olarak tabii ki de son iki rakamı 61'im. Ve sen de bunu aa, bu detayı bilmiyordum bak. Bunca hayır benim de 1. Şimdi tamam. İki tane 1 olarak biz bence kenarları alabiliriz. Evet. Tamam ben ortaya giriyorum. Ben kenarcıları kırmıyorum. Abi ben dökerim şimdi kenarı yersen. Ha. Kenarı yersen dökersin. Hayır, peki tamam. Ortaya ortaya. Ortalık batacak. Hmm. Bayağı ortadaki beyaz şey neyse bayağı unutu değil. Sahneler içerisinde süpürdük hepimiz. İyi de yaptık, sıcak sıcak indirdik mideye. Şimdi hamurlarımı da ayırdım demo olarak. Öncelikle 60 liralık pideyi yorumlamaktan başlayalım. Neydi? Burakta mıydı? Burakta peyniri. Burakta peyniri aşırıydı ya. Biz 21 Kasım 2019'da pizza bölümü çekmiştik zaten. Ne gerek var ki buna?
Zaten gördüğünüz üzere malzemesiyle ilgili aslında çok fazla konuşacak bir şey yok. Evet, birçok malzeme var ama onlar nasıl bir uyum içerisindeydi eminim onu çok merak ediyorsunuz. Yasemin hamuru bence bu tarz malzemeleri taşımak için çok doğru bir kıvamdaydı. Ben hamurları değerlendirdiğimde Yasemin'inkini daha çok beğendim. İkisinin de hamurunun tadı sanki aynı gibi geldi bana. Yasemin'in içine koyduğu burrata peyniri haricinde alabildiğim tat fesleğen, aşırı fesleğenli sos tadı vardı. Bu da açıkçası birazcık Yasemin kızacak ama birazcık böyle yediğimiz fesleğenli pizzaların tadına gidiyormuş gibi geldi, yalan yok şimdi ama aşırı güzeldi tadı. Ya şey diyebilirsiniz, pizza ile pidenin arasında ne fark var da diyebilirsiniz. Öyle diyen de çok insan var. Ama maalesef Ferhat'ın burada böyle güzel bir pidesi varken burada pizzayı ben hiçbir şekilde oylamaya değer bulmuyorum. Umarım Yasemin beni stüdyoya sokmaya devam ederiz. Yasemin'in doğru kalınlıkta bir hamuru yaptığını söyledim. Ferhat'ın hamuru da böyle ince az malzemeli bir pideyi çok iyi taşıyacak nitelikteydi. Tadı böyle çok güzel geldi, yalan yok. Bir dilim daha yemek istedim. Yok, biraz soğumuştur artık oğlum. Az malzemesiyle yaptığı iç harcı bence çok güzel olmuş. Dediğim gibi Ferhat'ın hamuru yumuşak, malzemesi çok güzel. Yaptığı az malzemeye çok güzel bir iç çıkardığını düşünüyorum. Çok iyi değil mi ya? Ya bu şeyi adını da lahmacuncu vardı ya, seyyar lahmacuncu. Bak şu an bu pideyi o abi satıyor. Yasemin'in bence yaptığı çok büyük bir hata var. İtalya'dan ülkemize ithal ettiği burrata peyniri. Aşağıda o siyah sarımsaklı ricotta hiç. Ya burrata aşırı rol çalıyor. Yasemin'in pizzasını, ay pidesini... Lan kızar ya. İçindeki malzemelerden dolayı, cidden pizzaya da benzediğinden dolayı yediğim ortalama biraz da güzel bir pizzacı dükkanından yediğim bir pizzanın tutarında bir tutar söylemek istiyorum. 80 lira verirdim. Daha az burattalı biçimde artizan bir pidecide gittiğimiz zaman muhtemelen orada menüde 53 rakamını görüyorum. Dışarıda maksimum 55 liraya yerdim diyebilirim. Atıyorum 28, 30, 35 civarlarına görsem 35 lira veririm ama 40 lira vermem. Üstündeki burrata peyniri maliyetinden bana ne yani? Ferhat'ın pidesini de gayet iyi giden, garanti birçok doğrusu bulunan bir pide, ona 25 lira verirdim. Üstündeki malzemesiyle birazcık da fakir görünümüyle açıkçası, çünkü yani 20 liradan aşağı zaten pide bulamazsınız. Ferhat'ın pidesini de 20 liraya yerim açıkçası. Dilimine 3 lira falan vermek kaç dilim çıkmıştı? Hatırlayan var mı? 6 lira. Ne oluyor? 21. 18. Hadi tamamına 22 lira para veririm ben bunu ya. Sevgili Yasemin, hamurunu çok beğendim. Amburata'dan beni kaybettin. Çok fazlaydı benim oyum Ferhat'a. Şimdi oradan ikisini de löp löp yediğimiz gibi gözüktü. Yasemin'inkini yerken daha bir mutlu falan olmuş gözükmüş olabiliriz ama Ferhat'ınkini seçiyorum. Oyum Ferhat'ınkinden yana. Yasemin lütfen bunu iyi dinle. Kötü değil. İnanılmaz güzel. Muhteşem ama pizza. Teşekkürler. Şu an tam şu bölüm sonunda elimizde sodalarla tam soda sponsoru alınacak bölüm ya. Afiyet olsun. Hepimizin elinde bir soda. Size de vermeyi isterdim kamera önüne yani. De. Şimdi içtiğimiz marka bizde kalsın. Sevgili şeflerim, bugün bir süredir olmayan bir şey var ortada. O da oy birliği. Ferhat, tebrikler. Wow. Bugünün kazananı sensin. Tavuk Severler Derneği buradaymış. Benimkini oldu. Seninkini sen izleyince görürsün. Afiyet olsun. Benimki de tam pideye arada... benziyordu. Sanki pizza gibi olmuştu boyu görüntüsü. Yerken lezzet olarak sende güzel bir pizza tadı geliyordu. Eline sağlık bu arada, çok güzel. Şaka, ben de şaka yapıyorum. Seninki güzeldi bayağı. Ucuza yapılabilecek en güzel pidelerden biriydi. Ben bayağı beğendim seninkini. 24 liraya böyle pide, helal olsun. Teşekkür ederim. Ben de seninkini çok beğendim. Yani benimki de 60 liralık pideydi ama. Ya seninkisi şeyden kazanıyor. Böyle üstüne bayrağı değiştirdik mi şahane. Ben şov yaptım ya üstüne. Bu arada peynir çok iyiydi üstündeki. Burrata falan yakışmıştı ama hamurun güzeldi. Ellerinize sağlık efendim. Bir bölümün daha sonuna mı geliyoruz yani hocam? Bir bölümün daha sonuna geldik. Yani beğendiniz mi? Evde sıklıkla zaman geçirdiğimiz hafta sonları olsun, akşamları olsun, şu günlerde bence denenesi iki pide var karşımızda. Veririz tarifleri. Tarifleri aşağıda. Videonun açıklamalardaki bağlantılardan her videomuzda, Yemek.com'daki her tarif videosunda olduğu gibi ulaşabiliyorsunuz. Ellerinize, emeklerinize, bileklerinize sağlık. Gelecek bölümlerde görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Gelecek bölümde de yine hiç daha önceden düşünmediğimiz... Nasıl aklımıza geldi mi? Gelmedi bu dediğimiz. Herkesin hani aklına gelebilecek o şeyi... Hep beraber görürüz. Bakalım neymiş. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.